efendim, ateşlemiyor. Polat Alemdar sandığımdan daha akıllı biri. Nazım'ım, çabuk bir tekne bul. Hızlı bir şey olsun. Siz gidin çocuklar. Efendim, kalalım sizinle. Gerek yok. Geldin Polat Alem. Beni takip et. Adamı elimizden kaçırdık Nazım. Eğer onların teklifini kabul ederse İstanbul'un yedi tepesinden görünen bir ateş yanacak. Gördüğün her kıvılcımı bana haber ver Nazım. Emredersiniz efendim. Lütfen oturun. Siz kimsiniz? Biz ışığımızı Metehan'la yakanız. Alparslan'la, Selahattin Eyyubi'yle yakanız.
Osman Bey'le yakınız. Fatih çağ açarken elindeki meşalede biz vardık. Işığımız sönmeye yüz tuttuğunda köhneleşen devletin kendisini yenilemesi için devreye girdik. 93 harbinden sonra dost düşman herkes anladı ki Osmanlı son günlerini yaşamakta. Bizim öncelikli çabamız Anadolu'yu, yani dünyanın kalbini korumak ve kendi sırrımızı saklamak için zaman kazanmaktı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı yapısıyla yola devam etmek imkansızlaşınca bizler Mustafa Kemal'i görevlendirdik. Onu Anadolu'ya yolladık ve direnişi başlattık. Anadolu kurtarıldı. Ama onun mührü olan İstanbul'u da düşmana bırakmamak için Musul ve Kerkük'ten vazgeçmiş göründük. Bu milletin hiç değilse bir süre nefes almasını sağlamak için hakkaniyet içermeyen, ötekiler yaratan sistemlere karşı durmadık. Onlara bizden size zarar gelmez, biz sizin gibi olmak istiyoruz mesajını verdik. Fatih Sultan Mehmet'i zehirleyenler Mustafa Kemal'in ölümünü hızlandırdılar. Onun ölümünden sonra patlak veren İkinci Dünya Savaşı ve akabinde gelişen komünizm tehlikesi topraklarımızı bir kez daha tehdit etti. Bize iki seçenek sunuldu. Ya komünist olacaksınız ya da gladyocu. Biz ikisini de reddettik. Bunun bedelini de binlerce gencimizi ve yıllarımızı kaybederek ödedik. Ve ödemeye devam ediyoruz. Topraklarımızda türlü oyunlar oynanırken biz Ali Candanlar yetiştirecek bir iklimi sağlamaya çalıştık. Kıbrıs bizim için dönüm noktası oldu. Sonra Azerbaycan. Daha sonra Bosna, Çeçenistan, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, Kızıldeniz'den Sibirya'ya o kudretli günlerimize dönecek ruhu yetiştirmeye çalıştık. Peki bütün bunlar olurken katledilen onlarca değerli insan, yapılan darbeler, yaşanan krizler ve 24 yıldır bitmeyen terör. O zaman neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? Bizler tanrı değiliz. Gücümüzü ve dünya şartlarını iyi biliyor ve ona göre hareket ediyoruz. 93 harbini veya 1. Dünya Savaşı'nı kazanmak bizim elimizde değildi. Ama hiç değilse devlete 40 yıl huzur içinde nefes aldıran bizdik. Yıldırım Beyazıt'la Timur Leng'in savaşı hazindir. Belki biz Yıldırım'ı Timur'dan koruyamadık. Ama ondan sonra gelen kaos içindeki 11 yılda, başsız, padişahsız 11 yılda bir dünya imparatorluğunun temellerini attık. Peki yüzlerce, binlerce yılda bu kurduğunuz sistem nasıl deşifre olmadı? Sana ilk öğretildiği gibi iki kişinin bildiği sır değildir. Biz hep tek kişi olduk ve sırrımızı unutmadık. Bu sır açığa çıkmaya yüz tuttuğunda hep bir plan kurduk, oyun oynadık. Bugüne kadar başarılı olduk. Dünyanın bütün istihbarat servisleri en azından bir asırdır bizim varlığımızı biliyor. Ama henüz sırrımızı çözmeye yaklaşabilmiş değiller. Bizim tüm istihbaratların içinde adamlarımız var. Ancak içimize sızan olmadı. Sırrınız ne? Ben senin naibinim. Senin buraya gelmene kefil olanım. Sırrı sana sahibi anlatacaktır. Lütfen beni takip edin. Thank you.
Efendim, Cengiz geldi. Beni emretmişsiniz efendim. Cengiz'im, bu füzelerin ateşleme mekanizmalarını bizde yapan mühendis var mı? Bilmiyorum efendim. Araştırayım. Araştırma Cengiz. Bul. Her kimse onu yapan bana dosyasını getir. Çıkabilirsin. Hoş geldin Polat Alemdar. Hoş bulduk. Yüzünüzü görebilir miyim? Senden bir cevap almadan hayır. Nedir sorunuz? Ölümsüzler Meclisi'ne seçildin. Bu mecliste hiç kimsenin ismi yoktur. Bu mecliste kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Bu meclise girenin kendi yoktur. Geleceği yoktur. Eşi ve çocukları yoktur. Bu meclis, bu milletin varlığının bizatihi kendidir. Bizler bu milletin bekası için hizmet ederken, mücadele ederken bizimle misin? Bizim sırrımızı taşıyabilir misin? Sır nedir? Kırmızı kitabı duydun mu? İki türlüsünü duydum. Birincisi gazetelere yansıyan kırmızı kitap. İkincisi İskender Büyük isimli şahsın peşinde koştuğu kırmızı kitap. Birincisi konuşulanların yazıldığı kitaptır. İkincisi konuşulmayanların yazıldığı kitaptır. Ne var kırmızı kitapta? Ülkenin doğal sınırları, Avrasya hedefleri, ülkenin tehdit algılamaları, ülkedeki saklı atom bombalarının yerleri, olası savaş için hazırlanmış gizli cephaneliklerin yerleri, gizli petrol, uranyum, toryum rezervleri, yabancı istihbarat servisleri içinde çalışan teşkilat mensuplarının bilgileri. Bunlar sana burada söyleyeceklerim. Tamamını okumak için teklifimizi kabul etmen lazım. Nedir teklifiniz? Bizim hedeflerimizi gerçekleştirecek güç olman. Biz bu dünyaya barış ve adaleti geçmişte getirdik. Gelecek de bu adalet ve barışa muhtaçtır. Sadece bizim topraklarımızda değil, dünyanın her yerinde insanlar onları eşitlikle yönetecek bir güç aramaktadır. O güç bizleriz ve sen o gücün tecellisisin. Bunu nasıl başaracağım? Kiminle? Nasıl? Yanımda duran insanları çok seviyorum. Ama buraya kadar bile gelmemiz mucize. Buradan ileriye 3 adım daha gidecek gücümüz yokken dünyayı yönetmekten bahsediyorsunuz. Biz yapmadığımız, yapamadığımız bir şeyden bahsetmiyoruz. Senden yapmadığın ve yapamadığın bir şey de istemiyoruz. Meta'nın yanında kaç kişi vardı? Tuğrul Bey'in, Osman Bey'in, Mustafa Kemal'in. İsmini saydıklarınız devlet kuranlar.
Benim onlarla benzer ne yanım var? Biz senden devlet kurmanı beklemiyoruz. Bizim güçlü bir devletimiz var. Bu devlete ve millete sahip çıkacak lidere ihtiyacımız var. Niye ben? Sınandın ve başardın. Seni biz yetiştirdik. Efe olarak doğdun, Ali olarak büyüdün, Polat olarak tarihe geçeceksin. Bir önceki teklifinizde yüzümden, ailemden, sevdiğimden vazgeçtim. Şimdi? Dün geçmişinden vazgeçtin, şimdi geleceğinden vazgeçeceksin. Eğer teklifimizi kabul edersen evlenmeyeceksin, çocuğun olmayacak. Neden? Hiçbir insani zaaf bu sırrı kaldıramaz. Düşünmen için yarın gece yarısına kadar vaktim var. Kabul ediyorsan Fatih Sultan Mehmet'in elindeki meşaleyi eline al. Başkalarına hükmeden kuvvetlidir. Kendine hükmeden kudretlidir. Kırmızı kitabı okuyan ya ölür ya ölümsüz olur. Kızıl elma Anadolu'dur. Anadolu dünyanın kalbidir. O kalbin mührü İstanbul'dur. Evlenmeyeceksin. Çocuğun olmayacak. Allah'ım, niye ben? Cemil, iki çay yolla. Tamam Hikmet abi.
Hayırdır birader? Bir şey mi oldu? Yok. Uyku tutmadı, bir ziyaretine geleyim dedim. İyi yapmışsın. Dur çay söyleyeyim. Karnın aç mı? Çay söyledim ben. Seninle burada oturmayalı uzun zaman oldu. Ne yapalım be Hikmet? İş güç işte. Sen ne zaman bırakacaksın bu işleri? Sen Gönül'le evlenince bırakacak mısın bu işi? Ben başka iş yapmayı bilmem ki. Ben de Hikmet. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Cemil. Hadi Cemil, ne dikildin tepemizde? Bir şey konuşuyoruz. Tamam abi, ne kızıyorsun? Gidiyorum. Gönül seni yumuşattı ama bir bu Cemil'e karşı yumuşatamadı. Hepten karakterimizden vazgeçecek değiliz ya. Ne yaptınız? Nedir durum? Kardeşi de uğraşmış dedimmiş ama adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Nuh'un da adamın peygamber demesine ihtiyacı vardı sanki. Siz bu saatten sonra kimseyi dinlemeyin Hikmet. Benim de niyetim o birader. Ev tuttun mu? Var işte evim, daha ne evi? Orası olur mu Hikmet? Yok arkadaş, gelecekse benim şartlarıma gelecek. Kız şartları görse gelsin de Hikmet'im, hani göremiyor ya. Göremiyor da gelecek, alışamadığı şeyleri söyleyecek, biz de şartlarımıza uyuyorsa değiştireceğiz. Hikmet, sana sözüm var, düğününü ben yapacağım diye. O zamanlar ikinci katiptin, maaşınla yapacaktın, şimdi istemem. Oğlum, birikiyor işte o maaşlar. Ne yani? Forbes dergisinde ilk yüze gireceksin. Bir de sigortan mı var? Listedeki Türklerin tamamına yakınının devletten emekli maaşı var. Ne diyorsun Hikmet? Oh. Devletten bağını koparan yanlış listeye girer Hikmet. Çay için sağ ol. Afiyet olsun. Birader, sen de evlen de ailece görüşelim. Sence ben evlenebilir miyim Hikmet? Bir herif daha bulursan, onu da bulup yüzünü müzünü değiştirmezsen evlenirsin diye evlenmeyiz. Ya. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Benim de içimden geçiyordu. Buyur. Buyur. Ne oldu? Ölü balık dirildi mi? Dirildi baba, dirildi. Baba, şu hikayenin devamını bana anlat. Hazreti Hızır'la Hazreti Musa buluştuktan sonra ne oldu? Buluşur buluşmaz Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa'ya, sen benimle yolculuğa çıkmaya sabredemezsin der. Ben sabrederim. Sana hiç karşı gelmem deyince Musa peygamber, eğer bana tabi olacaksan, ben sana anlatıncaya kadar hiçbir şey sormayacaksın şartını koşar Hızır Aleyhisselam. Bir gemiye binip yola çıkarlar. Seyir esnasında Hızır Aleyhisselam geminin tahtalarını sökmeye başlayınca Musa peygamber sorar. Neden gemiyi batırmak istiyorsun? Üstelik gemiciler bizi buraya ücretsiz almışken onları neden öldürmek istiyorsun? Hızır Aleyhisselam, ben sana sabredemezsin demiştim der.
Hazreti Musa sözünü hatırlar ve özür dileyerek yola devam etmelerini sağlar. Karaya çıktıklarında çocukların kendi aralarında oynadığını görür. Hızır Aleyhisselam çocuklardan birini öldürür. Musa şaşırır. Ne yapıyorsun? O masuma neden kıydın diye öfkelenir. Eğer soru soracaksan benimle gelme der Hızır. Musa peygamber Hızır Aleyhisselam'ın yine de peşinden gider. Bir köye geldiklerinde köyün ahalisi bu iki zatı evlerinde ağırlamak istemez. Hızır Aleyhisselam'ın sert bir tepki vermesini beklerken yıkık bir duvarın tabiriyle uğraşmasına şaşırır kalır Musa peygamber. Onlar sana kötü davrandı. Sen gitmiş duvarlarını tamir ediyorsun diye sorar. Hızır Aleyhisselam bana sorduğun her şeyin cevabını sana vereceğim deyip anlatmaya başlar. Ben de merak ettim baba. Sen de bir sabırsızlanırsın evladım. Hızır geminin su almasını sağlar, gemiyi sakatlar. Çünkü o sırada zalim bir hükümdar sefere çıkmak için sağlam bütün gemileri toplamaktadır. Hızır böylelikle geminin yanlış bir işte kullanılmasını engeller. Çocuğu öldürmüştür. Çünkü çocuk büyük bir eşkıya olacaktır büyüyünce. Diğer insanları o şakinin şerrinden kurtarmak için öldürmüştür. Peki duvar? O duvar iki yetimin evidir. Altında babalarının bıraktığı altın dolu küp vardır. Zamanı gelince bulmaları için. Eğer duvarı yapmasaydı altınlar başkalarının eline geçecek, hak sahibi yetimler mağdur olacaklardı. Peki bütün bunlar ne demek? Binilen gemi beden gemisidir. O bedeni zalimlerden sadece Allah'a sığınarak koruyabilirsin. Öldürülen çocuk nefistir. Nefsini daima kontrol edeceksin. Eşkıya olup insanlara ve kendine zarar vermesini önleyeceksin. Hızır'ın düzelttiği duvar tam inanç duvarıdır ki bu makamda can nefs-i mutmaine adını alır. Ki bu makamda şüphe yoktur. Tatmin olmuşluk vardır. Şüphen varsa sabredemezsin. Sabredemediğin hiçbir yolda ise sonra hiçbir zaman varamazsın. Sabretmek mücadele etmektir. Mücadele edecek gücün ve inancın varsa yolun açık olsun. Baba, bana teklif edilen yol zorlu bir yol. Ve yalnız bir yolculuk. Bu yolda batmak var, çıkmak var. Ölmek var, öldürmek var. İhanetin her türlüsü var. Görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen birçok düşman var. Ve neticede korkarım ki bütün bu yaptıklarımı senden başka anlayacak kimse olmayacak. Yolculuk için Allah sana yeter. Anlamak içinse baban sana yeter evladım. Efendim, şahıs bu konunun uzmanı. NATO üsleri de araştırma geliştirme departmanlarında çalışmış. Nerede yaşıyor Cengiz'im? İstanbul'da efendim. Tamam Cengiz'im. Kendine dikkat et. Olur mu? Ederim efendim. Benimle ilgili bir sıkıntı mı var?
Aynaya bakmıyor musun Cengiz'im? Sıkıntı yüzünden akıyor. Sıkıntı adama sıkıntı doğurur Cengiz. Efendim, hazmedemedim görevden alınmayı. Et o zaman. Kocaman adamsın. Çıkabilirsin. Gözün nasıl oldu Hakan'ım? Biraz ağrım var efendim. Çalışırsan geçer Hakan'ım. Bu mühendis arkadaş belki seni görür de korkar. Bizim füzeleri tamir etmeye ikna olur Hakan'ım. Nereden çıktınız? İstemiyorsan gidelim Hikmet. O manada demedim. Ne bileyim. Bu sabah şaşırma sabahım demek. Enişte, bu iş Rıza ile falan olmayacak. Artık bu saatten sonra olsun da nasıl olursa olsun. Eğer kabul ediyorsan ben sana geldim Hikmet. Bir ömür kabulümsün. Dikkat! Hazır olun! Merhaba arkadaşlar. Dağıl! Merhaba. Bugün geçiyoruz gençlerin en çok sevdiği eğitime. Nedir bu eğitim Yıldırım arkadaş? Nedir başkanım? Silahlı eğitim. Bu elimde gördüğünüz silah bizi devrime ulaştıracak en önemli araçlardan bir tanesidir. Devrim iki şekilde gerçekleştirilir. Birincisi seve seve, ikincisi sıka sıka. Maalesef bizim topraklarımızda ikinci şık her zaman daha hakim. Öyle değil mi Çetin Başkanım? Evet başkanım. Silahın temel üç parçası vardır. Birincisi şarjör, İkincisi kabza, üçüncüsü namlu. Tetikten ve horozdan hiç bahsetmiyorum bile. Nişan alırken evrensel bir kural vardır. Gez, göz, arpacık. Başkanım, göz, gez, arpacık. Dur Çeto, şaşırtma beni. Evet, gez, göz, arpacık. Yok başkanım, bak bu göz. Gez burası, arpacık da bu dibi. 15 yıllık silahlı mücadelemi bir kelime oyunuyla mahvettin Çeto. Emir tekrarı yapıyorum. Gez, göz, arpacık. Buradan bakıyorsun, buradan nişan alıp kafasına sıkıyorsun işte. Emredersin başkanım. Çetin, arkadaşları tam siper yatır. Emredersiniz. Yatın, yatın. Yat, 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 yat. Olmuyor yoldaşlar, olmuyor. Manken gibi yatarsanız kurşunu üstüne oturduğunuz organınız itibariyle yersiniz. Girsiniz. Ne yapıyorsun Çetin? Başkanım, maalesef emekçi sınıfın beslenme kültürü bulgur ve ekmek üstüne kurulu olduğu için oturdukları organlar yayılmacı bir politika izliyor. Leğen gibi oluyor. Ne diyorsun lan öyle leğenmeyen terbiyesiz? Sulandırma dersi. Özür dilerim başkanım. Arkadaşlar, gönüllü olarak atış talimi yapmak isteyen var mı? Mesela sen Yıldırım arkadaş. Emredersin başkanım. Al bakalım. Başkanım, kime sıkacağım? Şişt, ne yapıyorsun oğlum? O naleşeyi yere doğru tut. Silahı hiçbir zaman devrimci güçlere karşı doğrultmayacaksın. Bu en önemli dersinizdir. Sık hadi.
Aç gözünü, aç gözünü yumuk. Oğlum bak. Karşındaki tahtadır. Ama o tahtanın kapitalistler tarafından ülkemizden kesilip yine bize karşı satılan aşağılık bir düzenin parçası olduğunu düşün ve sık. Sık lan! Başkanım, karavanım. Çetin, senin de sıktığın ilk kurşunu bilirim. Yıldırım arkadaş alışacak. Sık bir daha canım. Başkanım yine ıskan. İstersen bayan arkadaşlardan biri sıksın. Evet. Bir de bayan arkadaşlardan birini görelim. Derin bir nefes alıyorsun. Yarısını bırakıyorsun. Yarısı içinde kalıyor. Bir süre içinde gezdiriyorsun. Kurşun namludan çıkarken nefesin de ağzından çıkıyor ve gidip hedefi buluyor. Kullandığın onca cümlenin içerisinde bir tek devrimci kelime geçti mi Çeto? Dikkat etmedim başkanım. Evet Çetin, hep söyledim. Kelimeler kurşunlardan daha etkilidir. Yani sen karavana konuşan ve hep sıkan bir insansın. Hadi sıkın! Başkanım, tam hedef. Her zaman söylemişimdir. Bana halkımın kadınlarını verin, ben size dünyayı alayım. Başkanım, liderimiz dersi teftiş etmek üzere buraya geleceğini bildirdi. Hayırdır Cemo, ne iş? Başkanım yine canı sıkkın gibi. Yapacak iş güç yok tabii. Onun o suskunluğu içerisinde kim bilir ne devrimci fırtına esiyor. Hayır, çık dışarı. Sık canım bir tane daha. Usta merak ettik. İyiyim Numati. Abdülay ile beraber odama gelin. İçimizdeki derinler yine toplandı. Oğlum Eren. Emin misin Mehmet abi çağıracağımızı? Nevzat çağırsak da gelmez nasılsa. Çağırmazsak niye çağırmadınız diye tavır yapar. Kazım sorar abisine. Ha boş. Geleceksen sen de gel. Biz burada kimseyi yeni eski diye ayırmıyoruz. Ben bilmem Mehmet abim bilir. İşte burada da tipik bir doğulu itaat kültürünün ürünüyle karşı karşıyayız. Ben bilmez merkez bilir. Yani ne istediler usta? Canını, canımı, canımızı. Yeni bir şey yok yani abi. Yeni olanı şu Abdürey. Denizin ortasında nereye gideceğini bilmeyen bir gemi olmaktan kurtulduk. Artık biliyoruz ki bu devletin sahipleri var. Bu devletin rotasını belirleyenler var. Bunun için bize niye ihtiyaçları var ki usta? Memati, biri dümene geçecek ya. Usta devleti biz mi yöneteceğiz? Hadi abi gözün aydın. Müsteşar oluyorsun. Ben ne anlarım Abdülay? O zaman anladığın işi yapmaya devam edeceksin Memati. O zaman benim için problem yok usta. Ben seni bilir seni tanırım. Memati, çocukları uyar. Bu İskender başımıza belli ki epey iş açacak. Herkes daha dikkatli olsun. Attığı adıma, yediği lokmaya, selam verdiği adama dikkat etsinler. Tamam usta. Abdülay, sen de. Abi çocuklar zayıf. İskender profesyonel adam. Seçtiği adamlar da profesyonel. Her türlü örgütlü adamı var. Bizimkiler selam verdiklerini nereden tanıyacaklar?
Hangi adımlarına dikkat edecekler? Hangi lokmayı seçecekler? En azından örgütleri anlatırsın Abdüley. Bana profesyonel adam lazım değil. Bana canını verecek, sadık, satmayan ve satın alınamayan adam lazım. Biz bu yüzden seçildik ve bu şekilde olmaya devam edeceğiz. Hayatım, keşke evden çıkmasaydım. Evde oturunca bebeğimi getirip geri vermiyorlar Kemal. Biliyorum bir tanem, biliyorum bebeğim. Ama yapacak bir şeyimiz yok ki. Babam bana söz verdi. Oğlumu bana geri getireceğine söz verdi. İnan bak, gece gündüz herkes bunun için çaba gösteriyor. Ama maalesef biraz ortalık karışık. Ortalık karışık ne demek Kemal? Oğlumdan daha önemli ne var? Galiba Davut Bey şimdilik sessiz kalmak zorunda. Bu sadece bizim için değil, oğlumuzun can güvenliği için de önemli. Kemal, ne diyorsun sen? Canım, babana da fazla yüklenmemek lazım. Neticede bu aileyi o yönetiyor. Ve hepimiz için en iyisini o düşünüyor. Kemal, kes saçmalamayı. Bir şey biliyorsan söyle, yoksa sus. İnci, oğlumuzu kaçıran adam buraya geldi. Davut Bey'le pazarlık yaptılar. Maalesef bir süre daha oğlumuzu göremeyeceğiz. Pazarlık mı? Oğlumuz için. Benim oğlumu babam pazarlık konusu mu ediyor? Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Polat Alemdar'a başkanın geldiğini haber verir misin Erhan? Tabii ki. Abi. Tamam Erhan. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Kusura bakmayın, sizi buraya kadar getirttim ama kurumda görüşmek istemedim. Kurumla ilgili bir sıkıntınız mı var? İçeri geçelim mi? Hı hı. Ne haber Alper? İyidir Abdüley, senden? İyi. Kimse bir yere kaybolmasın, konuşacaklarım var. Hayırdır abi? Bir şey yok oğlum, klasik işler. Herkes kendine dikkat edecek falan filan. Başkanım, iki arkadaş biz öldürürüz de sıkmayız diyor. Ya ne diyorlarsa desinler Çeto. Başkanın yanında bir şey demesinler. Arkaya al onları. Sen yer değiştir. Dik durun lan, dik durun! Nasılsın Muro? Teşekkür ederim başkanım. Gençler nasıl? Zamane gençleri işte başkanım, ne olacak? Ne bekliyoruz değil mi? İşleri güçleri aşna pişna. Ne diyorsun sen Muro? Yani çok emek harcamak gerekiyor başkanım. Kapitalist burjuva düzen bunları anasının gözü yapmış başkanım. Aha, bir bu arkadaş saf. Onun da saflı örgüt çökerdir nalet olsun. Ne uğraşıyorsun o zaman bunlarla? Yenilerini bul. Başkanım, malumunuz tarla yetişmiyor ki bunlar. Hani ayrıca kavun değil ki öyle koklayasın. Hızlı eğitime cevap verenleri eğitin. Gerisini halledin gitsin. Halledin derken başkanım? Halledin derken şöyle. Mesela sen. Başkanım, en arkaya da koydum ama lider nasıl gördü bir seferde? Sus Çetin, sus tepemin tasını attırma.
Devrime ulaşmadaki strateji nedir? Eğitim, bilinçlendirme. Bilinçlenmiyorlarsa? Başka yöntemler bulup anlatmak. İnat ediyorlarsa anlamamakta? Vazgeçip inat etmeyenleri bulmak. Bir devrimci asla vazgeçmez. İkna edemiyorsa imha eder. Başkanım, özür dilerim. Ben silahlı mücadeleye inanmıyorum. Ne demek inanmıyorum? Şiddetin sadece ve sadece şiddet doğuracağına inanıyorum. Ben sana doğurmayacağını ispatlarsam? Mümkün değil başkanım. Mümkün. Aranızda silahlı mücadeleye ikna olmayan biri var mı? Başkanım, arkadaşımız devrimci mücadeleye inanıyordu. Sadece silahlı mücadeleye inanmıyor diye nasıl öldürürsünüz onu? O bir devrimci değil, ajandı. Görüyorum ki sen de bir ajansın. Muro, sınıfında başka ajan var mı? Biz burada oyun oynamıyoruz. Girdiğiniz bu odadan çıkışınız iki türlü olacak. Ya öldürmek için, ya da böyle ölü olarak. Büyük ihtimalle Cengiz odamı dinleten. Çünkü Alper'le bana ulaştırdığınız notu ondan başka İskender Büyü'ye iletecek kimse yok. Cengiz'i alacağız başkanım ve sorgulayacağız. Füze işinde de Cengiz var mı yok mu öğrenelim. Tabii ki. Yeni gelişmelerden haberiniz oldu mu? Oldu. Büyüklerimiz durumu bana iletti. Memnuniyetimi dile getirmek isterim. Ve elimden geldiğince, gücüm yettiğince size yardım etmekten şeref duyarım. Estağfurullah. Ben de sizin kurumun başında olmanızdan dolayı müsterihim. Birlikte bu işin kökünü kazıyacağız. Başkanım, füzelerin mekanizmasını burada, Türkiye'de yapabilecek birileri var mı? Var tabii ki, var. Kimler olduğunu öğrenebilirseniz takip edelim. İskender bu yolu seçecektir. Engel olalım. Ben araştırayım. Alper Abdüley'e bildirsin. Tamam mı? Abdüley. Alper sana isimler verecek. Onlarla tek tek görüş. İskender'le değil bizimle işbirliği yapsınlar. Tamam abi. Dediklerimi unutmayın, dikkatli olun. Tamam. İnci, senin ne işin var burada? Baba, oğlum nerede? Kızım bulacağız. Torunum bulacağız. Baba, kaç gün oldu? Oğlum nerede? Kızım haklısın ama torunumun sağ salim aramıza dönülmesi için her adımımızı dikkatli atmak zorundayız. Sen Davut Tataroğlu'sun. Senin torunun kaçırılıyor ve sen onu bulamıyorsun. Ne adımı, ne dikkati baba? Kızım, benim bile çaresiz kaldığım anlar var. Baba, oğlum üstünden pazarlık yapmıyorsun değil mi? Ne pazarlığı? Ne diyorsun? Oğlumu kaçıran o aşağılık adam buraya geldi mi? İnci, bunlar nereden çıktı? Geldi mi, gelmedi mi? İnci. Baba, geldi mi, gelmedi mi?
O buraya geldiğinde torunumu henüz kaçırmamıştı. O adam senden bir şey istedi. Sen vermedin. Ve o gelip benim oğlumu kaçırdı, öyle mi? Öyle değil İnci. Yalan söylüyorsun baba. Her zamanki gibi bana yalan söylüyorsun. Nasılsınız çocuklar? Sağlığınıza duacıyız. Bizim sağlığımız iyi. Sizinki de iyi olsun. Dersinize çalışın çocuklar. Taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmayacağız yakında. Biz hazırız. Abi, peki bebek ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. O hepimizin yaşam garantisi. Abi, bu İskender'e bu kadar güvenmek doğru mu? Kemal, ben kimseye güvenmem. Sen de dahil. Sana görüntü var elimizde, rahat ol dedim. İnci'ye koşup söyledin, her şeyi berbat ettin. Lütfen artık bir tek hata bile yapma Kemal. Yok abi, sen ne diyorsan onu yapıyorum. İnci'yle öyle bir konuştum ki görsen duygulanırdın. Ben sen miyim lan duygulanayım? Gerzek. Benimle geliyorsun. Nereye geliyorum? Gidince görürsün. Alper, ben senin üstünüm. Benimle konuşurken dikkat et. Sen. Yürü. Buyurun. Ahmet Bey burada mı? Kim arıyor? Burada mı değil mi? Toplantıda kendileri. Bu memlekette de toplantıda olmayan bir Allah'ın kulu yok, anasını satayım. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Akıllı uslu, otur yerinde, ölme. Ahmetciğim nasılsın? Ben Hakan. Tanıyamadım. Gerek yok tanımanı. Seninle biraz işimiz var. Dediğimi yaparsan sana çok para vereceğim. Yapmazsan ya da yaptığını karın dahil birine söylersen seni de karını da şu kapının önünde duran metresini de keserim. Ne istiyorsunuz? Ha? Elimizde bozuk füzeler var. Bunların sistemini sen yapabiliyormuşsun. Bunları kime ve hangi vasıfla yapacağım? Daha önce kime hangi vasıfla yaptıysan değişen bir şey yok. Ama sana kimliğimi gösterecek halim de yok. Ya ben bu odadan çıkana kadar teklifimi kabul edeceksin... ...ya da senden öldürmeye başlayacağım. He? Benim ağzımdan bir kelime alamazsınız. Yengiz, şimdi ben bu odadan çıkacağım. Ve odaya İskender girmeyecek. Hadi konuşmada göreyim seni koçum.
İskender'e buluşma yerini sen mi söyledin? Evet. Aferin sana Cengiz. Seninle anlaşacağız. Füzeleri sen mi teslim ettin? Benim füzelerle bir alakam yok. Kimin var? Bilmiyorum. Cengiz, sana tek tek bu cam kırıklarını yediririm. Avni yapmıştır. Avni'nin İskender'le alakası ne? Onunla değil, Yıldız'la çalışıyor. Ağut Orus'un İstanbul'a geldiği bilgisini o bana verdi. Ve ben İskender'e söyledim. Avni'yi getirsinler. Hı hı. Abi boşuna bakma. Bugün bir şey çıkmamış. Oğlum ben sizin gibi magazin mi okuyorum? Dünyada olup bitenlere bakıyorum. Abi ne olmuş ki dünyada? Bu Fransa Cumhurbaşkanı'nı gözüm tuttu. Adam manitadan anlıyor. Buyur, Global Magazin. Abi ben spor gazetesi dışında hiçbir gazete okumam. Kim şampiyon olacak Nevzat? Tabii ki Aslan abi. Hastasıyız abi. Kanımız aksa sarı kırmızı akar abi. Bakalım dediğin doğru mu? Getir. Abi senin bu soğuk şakaların var ya. Bak inanmazsan kombinem bile var. Abi benden sana kardeş tavsiyesi. Madem artık sevgilim var, futbolla falan hiç ilgilenme. Kadınlar futbol seven erkeklerden hiç hoşlanmaz. Sevgili demeyelim istersen Erhan. Hazır elimde bıçak varken. Demeyelim abi. Erhan, mevzuya gel Erhan. Memati abi Pürmüz sana bir şey söyleyecek. Kazım sen söylemedin mi? Benden bir şey mi saklıyorsun Kazım? Haddim değil abi. Ne için izin istiyorsun Erhan? Abi sana hakikaten yaramış. Ne anlayışlı olmuşsun. Erhan. Abi şimdi bu bizim Kerem Hoca var ya. O müzikle ilgileniyor. Tamam ilgilensin. Abi söz verdik çocuğa. Seni dinleyeceğiz diye. O da bir mekan ayarlamış. Bize şarkı söyleyecekmiş. Yani abi biz gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Olur gelirim. Zaten biz bizeyiz abi. Erkek erkeğe. Mekana da baktık. Gayet güvenli bir yer. Çocuğa ayıp olmasın. O kadar üstümüzde emeği var. Uzatma Erhan. Gelirim dedim ya. Abi kızacaksın ama yengeme arzu hürmet ederim. Yenge demeyelim istersen Erhan. Hiç boşuna yaltaklanma Erhan. Hiç güzel arkadaşı yokmuş. Güzel kadınların da bu çirkin arkadaş sevdası yok mu? Buyurun. Ahmet Bey burada mı? İçeride sizi bekliyor, buyurun. Ben kimim ki beni bekliyor? Kusura bakmayın, sinirlerim çok bozuk. Ahmet sen misin? Yine ne var? Benden önce buraya kim geldi? Kayınvalidem. Sekreterimle
uygunsuz bir vaziyette yakaladı. En azından doğru Ahmet'in yanındayız. Devlete ait bir depodan füze çalındı. Acaba gerginliğinin sebebi bu olabilir mi? Ne füzesi? Bak mühendis bey. Füzelerin kimde olduğunu biliyoruz. Çalışmadığını biliyoruz. Bir tek senin tarafından çalıştırılabileceğini de biliyoruz. Şimdi bana yardımcı olacak mısın? Yoksa o füzelerden bir tanesi patlamadan senin kafanı mı patlatayım? Oo şekerim. Atmışsın sendromu üstünden. Ben de seninle konuşmaya geldim Fuat. Ya tamam, özür dilerim. İnsanın kardeşi acı çekerken ne diyeceğini bilemiyor bazen. Konu o değil Fuat. Yine kiminle beraber Kemal? Ortada kadın da yok ama. Konu babam Fuat. O kiminle beraber? Fuat, eğer benimle birlikte hareket edersen babamı yok edip şirketin başına geçebiliriz. Şekerim, yanılmışım. Sen sendromu atlatamamışsın hala. Ben ciddiyim Fuat. Alıştın tabii şekerim adamı öldürmeye. Fuat, benimle birlikte misin, değil misin? Babama bir danışmam lazım İnci. Fuat. Kızım, sen çıldırdın mı? O benim oğlumu sattı. Kim bilir kaç para için benim oğlumu sattı. Galiba sen ciddisin. Bir anlat bakayım. Nasıl olacak bu iş? Çocukların boyun nasıl Çato? Sıfır başkanım. Çato, benimki sıfırın da altında. Buz gibi oldum Çetin. Ben de sizin gibi başkanım. O çocukların hiçbir kabahati yoktu gibime geliyor ama bunu bile rahat söyleyemiyorum başkanım. Lanet olsun benim içimdeki bu insan sevgisine Çetin. Eride gitti yüreğimki cansız bedenle. Başkanım, öz eleştiri yazalım. Lideri üstlerimize rapor edelim. Çeto, bırak bu gambazlığı oğlum, bırak! Ben gidiyorum. Nereye başkan? Dağa mı çıkıyorsun? Ne dağ lan? Liderle konuşmaya gidiyorum. Yaptığın yanlış olduğunu anlatmaya gidiyorum. Başkanım, kafanıza sıkmasın. Benim. Çeto, sen daha burayı tanımadın oğlum. Eren. Ömer babayla Hikmet abi. Allah Allah. Daha saat kaç, akşam olmadan ya dükkanları kapatmışlar gelmişler. Hanım, kabul edersen Hikmet evladım sana bir hediye getirmiş. Ne hediyesi? Güzel mi güzel, pek seveceğim bir hediye. Gönül. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Yavrum. İnsan abisini bir tebrik eder. Tebrik ederim de abi, daha evlenmediniz ki. Nikah dairesinden giriyoruz oğlum. Ay, çok sevindim yavrum. Abi. Allah mutlu mesut etsin evladım. Amin. Allah size hayırlı güzel çocuklar versin. Sağ olun aşkım. Bak Alim gibi. Amin inşallah. Alayım.
Kimi nerede sorguluyorsunuz kardeşim? Benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Avni, kurumun içinden füzeleri alıyorsun, bir de masum adamımızı öldürüyorsun. Bunu yapmak için kaç lira alıyorsun? Lira değil, dolar. Avni, İsviçre'deki banka hesap numaranda kaç tane hane varsa o kadar dişini burada sökerim. Benim oyun oynamaya vaktim yok. Bana Yıldız'ı anlat. Konuşmayacağım. Bana silahınızı verir misiniz? İskender Büyük'ün Tataroğlu hakkında istediği ne varsa ona veriyor. Füzelerden başka ne biliyorsun? Yıldız da Jülide Toros birlikte. Geç. Başka? Senin fotoğrafını kendi yerine koyan Yıldız. Torosların yerini yurt dışında bulan benim. Onlara resimleri gönderen de benim. Jülide'ye gel. Her şey Jülide'nin üstüne. Tataroğlu galiba Yıldız'ın bir şeyler çevirdiğini öğrendi. Ve kendisini izletiyor. İkinizin de bu odadan canlı çıkmak için tek bir şansı var. Bundan sonra sadece benim dediklerimi yapacaksınız. Ve bu durumu ne İskender ne de Yıldız bilmeyecek. Aha. Canın acıyor mu? Yok, iyiyim. Jülide, Polat buraya geldiğinde ona kasetleri anlattın mı? Anlattım Yıldız, nasıl anlatmayayım? Yerini de söyledim. Oradan almıştım sen vurulduğunda. Beni neden sağ bıraktığını anlamadım. Seni de beni de Tataroğlu'na yem etmek için. Hadi canım. Gel. Geçmiş olsun Jülide Hanım. Teşekkür ederim. Tuncay Bey nerede? Toplantıda efendim. Yarın toplantı için kendilerini bekliyorum. Hastanenin son durumunu kendinden öğreneceğim. Konuyu anlayamadım Jülide Hanım. Doktor Hanım, Jülide Hanım bu hastanenin patronu ya. Senin notu aldım. Doktor Bey gelince geçeceğim. Merak etmeyin. Tamam, onları da. Tuncay Bey burada mı? İçeride Asu Hanım, buyurun. Hüsnü Bey, bugün bir sürpriziniz yok mu? Daha gün bitmedi Asu Hanım. Dikkatinizi çekerim. Merakla bekliyorum. Tuncay Bey. Ah, ah. Efendim Asu Hanım. Hüsnü Bey, kolonyalı mendil Hüsnü Bey.
Kanıyor başınız. Eyvahlar olsun. Ya mikrop kapmaz inşallah. Uf. Geldim efendim. O ne kardeşim? Ay, kanıyor dedi Asu Hanım. Gözüm yandı. Özür dilerim efendim. Tuncay Bey, Jülide Hanım yarın toplantı yapmak için sizi bekliyor. Ne toplantısı? Kimmiş o kadın beni ayağına çağırıyor? Teşekkürümüzün yeni patroncası efendim. Kolonya ister misiniz? Yok. Kolonya? Başkanım, ben sizin yaptığınızı tartışmıyorum. Doğrudur, yanlıştır. O sizin liderlik tasarrufunuzdur. Ama madem ki ben o gençlerin bir lideriyim, ben onların yanında ezmeyecektiniz. Muro, metropol sana yaramamış. Zaaf gösteriyorsun. Başkanım, unutmayın ben bir insanım. Etten ve kemikten ibaret bir insan. Ben insanken onlar da birer insan evladı. Yani çocuk. Ne olmuş? İlk defa mı biri ölüyor? Başkanım, takdir edersiniz ki iki kişiyi değil bir sınıfı öldürdünüz. Ben şimdi o sınıfı hangi devreme inandırayım da savaş yollayayım? Dediğin gibi ben de bir insanım. Biraz aşırı tepki göstermiş olabilirim. Çocukların yanında değil, tecrite sıkmam gerekiyordu o iki ajana. Bir daha dikkat ederim. Sağ ol Murat Başkan. Bu öz eleştiriyi yanımda yaptığın ve beni bilinçlendirdiğin için. Her zaman başkanım. Muro, limanda verdiğimiz zayiatın intikamını almamız gerekiyor. O Davut Tataroğlu Kompradoru adına limandan sorumlu kişi... Bulut Yalçın başkanım. İnfaz edin onu. Emredersiniz başkanım. Bulut Yalçın, listede bile yükseldin. Buraya yanlış yapmayacaktın oğlum. Beni çağırmışsınız efendim. Yıldız'ı takip ediyor musun Bulut? Evet efendim. Bir şeye ulaştın mı? Bir şeyler çeviriyor ama Davut Bey, bana bir süre daha müsaade edin. İskender'le bir teması var mı? Öğreneceğim efendim. Kiminle ne teması varsa öğreneceğim.
beni emretmişsiniz başkanım. Çeto, geldiğinden Muron'un haberi var mı? Olmasın demişsiniz başkanım. Söylemeden geldim. Muro'ya Yalçın Bulut'u infaz emri verdim. O operasyonda senin de bulunmanı istiyorum. Başkanım, zaten Muro başkan bensiz operasyona gitmez. Artık gidecek. Çünkü o operasyonda Muro Bulut'u, sense ajan işbirlikçi olan Muro'yu vuracaksın. Nasıl? Kıyafetim nasıl? Çok güzel. Gidelim o zaman. Baştan söyleyeyim. Biz bizeyiz diye rahat edip dans etmek, oynamak, el ele tutuşmak, kadeh tokuşturmak, omza baş koymak, kahkaha atmak, gaza gelip alkış çalmak yok. Peki niye gidiyoruz o zaman? Şarkı dinlemeye. Dinleyip döneceğiz. Eğlenmeyeceğiz, öyle mi? Şarkıyı beğenirsek eğleneceğiz. Ben gelmiyorum. Hadi hadi. Yürü, tamam. Tamam, alkışlamak serbest. Şarkıcı yabancı değil. Hadi asma suratını. Şaka yapıyorum. Sen de alış benim bu şakalarıma. Yılda iki defa yaparım. Polat'ın en vazgeçemeyeceği adamı kim Nazım'ım? Hiçbir adamından vazgeçmez efendim. Ama iki adamı onun için çok önemli. Memati ile Abdüley. Abdüley bu Zülfü Yüksel olan çocuk mu? Evet efendim. Zülfü Yüksel'i bilirim. Tanıştım onunla. En sonunda cenazede gördüm. Bir de bu Memati ile tanışalım Nazım'ım. Bakalım Polat Memati için nelerden vazgeçebiliyor. Kesin gelir mi Memati Bey? Hani gelmeyecekse biz başlayalım. Geleceğim dediyse gelir hocam. Ama ne zaman gelir Allah bilir. Bu güvenlik kaygısı bitirdi bizi Eren. Bana bak, bomboş. Ne bir kız var ne bir şey var. Oğlum, kız bakmaya mı geldik buraya? Jüri üyeliği yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. Heyecandan öleceğim. Hocam, sen fizyoterapist değil misin? Senin ne işin var şarkıyla, türküyle? Öyle deme Pürmüz. O benim işim, bu benim sevdam. Peki bu çaldığın şarkılar senin bestelerin mi? Hepsi benim. Nasıl yapıyorsun? Böyle mum ışığı falan mı? İlham nerede geliyor? Vallahi hiç belli olmuyor Erhan. Bazen uykudan uyanıyorum, hemen aklıma gelenleri yazıyorum. Bazen tedavi sırasında sözler akıyor içimden. Aşk meşk hocam. Bir kızı çok sevdim Nevzat. Hadi Memati abi gelince bir daha çalarsın. Merak ettik. Doğru söylüyorsun. Hadi arkadaşlar, başlıyoruz. Erhan, gördüğümü görüyor musun? Görüyorum Nevzat. Ama ölseme tek metek giymem. Memati abiye bak. Kızla mı geziyor artık? Hoca, kolay gelsin.
Hoş geldiniz. Ne haber millet? Tanışın. Gamze bizim çocuklar. Bizim çocuklar Gamze. Teşrifata gerek yok. Oturun. Bir tek kadın ben miyim? Yok. Bir de çiçekçi kız var. Gül satıyor. İster misiniz? Anam başlama. Ne dedim abi? Abi yenge yalnız kaldıysa benim manitalardan birini çağırayım. Yenge deme Segerhan. Tek kaldım burada. İstersen gidelim. Rahatsız etmeyelim arkadaşları. Biri rahatsızlanırsa hastaneye götüren olur. Rahat ol gülüm. Hoca beklemeyin daha fazla. Başlayın. Tamam. Kızım, sen anahtarları ver, kal çocuklarla keyfine bak. Abi geleyim. Kızım. Bravo baba. Bravo. Ne numarası ya? Bravo. Vallahi helal olsun. Bravo. Nasıl? Gerçekten beğendiniz mi? Çok güzel. Hakikaten beğendik. 10 numara şarkı hocam. Bunu bir internette YouTube'da patlattın mıydı? Peynir ekmek gibi patlara. Sen YouTube'u nereden bilirsin? Boş beleş Nevzat. Ben interneti seçiyemem Erhan. Beni şurada söyletme. Hangi sitelere girdiğini çok iyi biliyorum. Memati abi nerede? Beğenmedi mi yoksa? Alakası yok. Acil çıkması gerekti. Aslında benim Memati abiyle bir konuşmam lazımdı ama... Hocam, boş ver konuşmayı. Neşelenmeye geldik. Hadi kalk bir tane daha söyle. Hadi be hocam. Ben ne yaptım anlamadım ki. Seni bir yere götüren de kabahat. Tamam. Bir daha bir yere gitmeyiz, olur biter. Sokak ortasında mı konuşacaksın benimle? Yürü.
Bana neden kızdığını söyler misin? Kardeşim, bir yere götürmüşüz, tutturdun hadi kalk kalk diye. Kalkacaktık, niye gidiyoruz? İçeride benden başka kadın yoktu Memati. Hı. Başka kadın olmasa eğlenemiyor musun? Arkadaşlarınla gidip eğlenseydin sen. Hı. O yüzden mi döktün içkiyi üstüne? Evet, o yüzden döktüm. Nasılsa benimle gelmezsin. Ben çıkar evime gelirim. Sen de arkadaşlarına eğlenirsin diye. Haklısın. Yanlış yapmışım. Memati, ne oldum demeyeceğim, ne olacağım diyeceğim. Ne oldu gözüne? Abdülhey mi çıkardı? Göze göz, dişe diş. Benim bir gözüme karşılık senin iki gözün. Ne yapacaksan yap Hakan, konuşma yeter. Ne yapacağımı sana mı soracağım he? Kime soracaksan ona sor it. Ama konuşma. Oh Hakan'ım. Sana söylemedim mi ben misafirlerime iyi davranılmasını isterim diye? Kaldırın yerden. Tanıyor musun? Sen beni tanıyorsun ki buradayım. Uzatma işte. Yok 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 yok. Sen beni tanımıyorsun. Birazdan tanırsın. Gelmedi mi daha? Gelmedi abi. Kazım, nerede abin?
Bilmiyorum abi. Aramadı henüz. Sen aradın mı? Aradım abi. Telefon kapalı. Kızı aradın mı? Yok abi. Ara. Ona da ulaşamazsan evine git. Baş üstüne abi. Alo. Ben İskender Büyük. Hayırlı olsun Polat Alemdar. Yaktığın ateşi bütün İstanbul gördü. Dost da gördü, düşman da. Ne istiyorsun? Herkes görmüş de o ateşi, en yakın dostun görememiş. Sabahtan beri anlatıyorum Memati'ye. O ateşin yanması demek, senin kırmızı kitabı okuman demek. Dedim ki, Memati, Polat Alemdar nerede, ne zaman o kitabı okuyacağını bana söyler, seni bırakırım. Yoksa öldürürüm. Memati ne dedi? Ne diyorsun Memati? Polat Alemdar ne diyorsa onu derim. Başka da bir şey demem. Duydun mu Polat Alemdar? Duymadım. Hoparlörü aç. Açtım. Memati seni duyuyor. Memati. Efendim usta. Ben sana hakkımı helal ediyorum. Sen de et. Helal olsun usta. İskender. Seni o ateşin içine atıp yakacağım. Şimdi ne istiyorsan onu yap. Abi. Abi.